Malatya Çarşısı'na yapılacak 1000 konut projesinin yerleri belirlendi. Malatya'nın kalbi olan çarşısının ayağa kalkması ve ticari hayatın canlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalara hız verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı, Malatya Çarşısı'nın yeniden inşa edileceği 220 dönümlük alanda incelemelerde bulundular. Malatya Çarşısı'nda inşa edilecek konutların yerleriyle alakalı önemli bilgiler aktaran Başkan Gürkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 1000 konutluk projesi Fuzuli, Cezmi Kartal ya da Niyazi Misli bölgesinde başlatılacak dedi. Burası bildiğiniz gibi 220 dönüm Malatya'nın kalbi olan ana çarşısının olduğu yer. Belediye olarak biz daha önce 290 iş yerlilik adada gerekli çalışmaları başlatmıştık. Biz belediye olarak o çalışmaları da ilgili müellif firmalara devrini gerçekleştirerek buradaki yaklaşık 5000'e yakın iş yerinin yapılması noktasındaki çalışmaları ilgili firmalara Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından tevdisi yapıldı, yer teslimi yapıldı ve çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizim temennimiz ve dileğimiz odur ki en kısa zamanda bu iş yerlerinin bitirilerek ilgili hak sahiplerine devri ve Malatya ticaretinin kalbi olan buranın tekrar ayağa kalkmasıdır. İnşallah buranın altının tümünün sığınak ve otopark olarak üstünde meydan ve iş yerleri olarak güzel bir şekilde güzel bir projeyi Türkiye'de örnek proje burasıdır. İnşallah Malatya'da hemen buranın kendilerine sunduğumuz 3 alternatif bölgeyle ilgili de en kısa zamanda 1000 konutluk bir çalışma başlatacaklar. İnşallah o 1000 konutluğun diğer ada ve parsellerdeki devamı da gelecektir diyorum. Bizim teknik ekip ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teknik ekibi birlikte çalışmaktalar. Çevre Şehircilik Bakanlığımız 1000 konutluk projeyi de Malatya'da hemen bu ana çarşının merkezine ya Fuzuli bölgesine ya Cezmi Kartal ya da Niyazi Mısırı bölgesine kısa zamanda başlatacaktır. Ben bu anlamda Çevre Şehircilik Bakanımızın şahsında, Çevre Şehircilik Bakanlığında çalışan tüm teknik ekiplere, genel müdürlerimize Malatya halkı adına müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Bütün bu şehrin ayağa kaldırılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya hemşerisi olarak Malatya'ya vermiş olduğu özel hususiyetten dolayı da Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün Malatya halkı adına müteşekkir olduğumu ve teşekkürlerimi sunduğumu da ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Malatya merkeze inşa edilecek 1000 konutun yerinde dönüşüm esasına göre inşa edileceğini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, Malatya'yı el birliğiyle ayağa kaldıracağız diye konuştu. Başkanımızla beraber Malatya merkezde yeni proje alanları üzerine çalışıyoruz. Geçen hafta Sayın Bakanımızla Başkanımızın makamında telefonla aramıştık. Malatya merkeze yeni yapılacak projelerle ilgili bir düşüncelerini almıştık. Biz GEDAŞ Genel Müdürümüzle beraber hazırlıklarımızı yaptık. Malatya merkezde yeni yapılacak 1000 konutun nerelere yapılacağı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Başkanımızın da söylediği gibi bir tarafta Cezmi Kartay var, bir tarafta Niyazi Mısri var, yukarı tarafta valiliğin o taraflar, Fuzuli tarafı var. Bunların içerisinde şu anda en fazla yıkımların olduğu, hasarların olduğu bölgelerde yerinde dönüşüm projesini inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Buranın üzerinde başkanımızın gerçekten üzerinde titrediği bir bölge, çarşı merkezi olarak. Hakeza Sayın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özasaki Beyefendi'nin de öyle. Hakikaten Malatya'nın şu anda kalbi, depremde çok hasar gördü. İnşallah hızlı bir şekilde sizin de gördüğünüz gibi artık yüklenici firmalar işlere başladı. Bugün sahada beraber gezerken belediye başkanımıza yeni yapılmış yerlerin, açılan yerleri de gördük. Malatya'nın ayağa kalktığını da görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz. Bu şehri hep birlikte inşallah sizlerle, belediyemizle, bakanlıklarımızla beraber hep birlikte el birliğiyle ayağa kaldıracağız inşallah. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. İnşallah 101. yılda burada bambaşka bir Malatya'da, bambaşka bir şehirde, bambaşka bir çarşının içerisinde bir araya gelmiş oluruz.